Şimdi hatırladığınız gibi ilk dönem biz Corpus Juris Civilis'in Institiones kitabından okumalar yaparak Roma hukuku görüyorduk. Temel kaynaktır diye. Ve şu ana kadar Roma hukukunun işte kişiler hukuku bölümü gördük. Biraz eşya hukuku bölümüne girmiştik. Eşya hukukunda da eşyanın mülkiyeti nasıl kazanılır diye bakıyorduk Institiones'ten. Institiones de bunu çeşitli kısımlara ayırıyordu. Öncelikle Ius Naturalia'ya göre nasıl elde edilir, sonra Ius Civile'ye göre nasıl elde edilir diye anlatıyor. Biz Naturale bağlamındaki kısmını tamamlamıştık. Şimdi Ius Civile bağlamında mülkiyet nasıl devredilir? Bunları görecektik. Sırada şimdi Ius Civile, yani Roma yurttaşlar hukuku bağlamında mülkiyet nasıl devredilir? Institiones 2. kitap 6. bölüm. Usucapionibus et longi temporis possessionibus. Yani usucapio dediğimiz kullanarak, usus kullanmak da hatırlıyorsanız, capio da elde etmek, kullanarak elde etmek ve longi temporis uzun zaman, possessionibus zilyettik. Yani ne oluyor? Zaman aşımıyla mülkiyetin kazanılması. Ziya Umur Hoca da nasıl tercüme etmiş? İktisabi mürürü zamanla ve uzun zamanlı zilyetlikler hakkında diye tercüme etmiş. Bundan evvel hatırlıyorsanız artık biz en son Ius Gentium bağlamında, yani kavimler hukuku bağlamında irtifak, intifa, kullanma, sükna hakları üzerinde de durmuştuk hatırlıyorsanız gene Institiones'ten. Örneğin irtifak hakkı nedir? İntifa hakkı nedir? İntifa menfaatle, irtifaksa refakatle akraba kelimelerdir. İrtifak refakat eden, intifa da menfaatten gelmekte. Hani menfaat yani usufruktus, yani kullanmak ve faydalanmak veyahut da işte irtifak hakları da yani refakat eden haklarda servisten gelir, servisten gelir, servitustan gelir, hizmetten gelir. Latincesiyle, Arapçasıyla da işte irtifak yanında gelen usus kullanmak, fruktusta semerelerinden faydalanmak. Nereden hatırlarsınız ben diye size daha önceden söylemiştim. Mesela fruktoz neydi? Biyolojiden falan görmediniz. Laktoz, fruktoz, glikoz. Fruktoz meyvanın şekeri demektir. Yani laktoz sütün şekeridir. Laksis süt demektir çünkü. Laktoz süt şekeridir. Fruktoz meyvanın şekeridir. Glikoz da doğrudan işte şeker oluyor. Fruktoz dolayısıyla hani meyveyle böyle aklınızda kalsın. Örneğin bir ağacın meyvelerinden faydalanmak bu fruktustur. Yani semerelerinden faydalanma hakkı. Neyse 2. kitap 6. bölüm. Ius Civile mucibince bir kimse malik olmadığı halde malik zannettiği bir kimseden hüsnü niyetle alım, satım, hibe veya herhangi bir başka bir hukuki sebebe müsteniden bir mal elde etmiş, bu kimse o şeyin mülkiyetini menkul ise herhangi bir yerde bir senede, gayrimenkul ise yalnız İtalya arazisinde iki senede mürur zamanla, yani zaman aşımıyla iktisap, yani usucapio elde eder idi diyor. Geçmiş zaman kullanıyor burada. Bakın zaten burada hemen fark edersiniz İtalya arazisinde diye ayrıksı bir konum belirtmiş. Oysa ki biz İmparator Justinianus devrine geldiğimizde artık İtalya arazisinin böyle bir ayrıksı konumu artık kalmamış. Neden İtalya ayrıksı konumdaydı başlangıçta? Roma'daki herkes Roma yurttaşı olduktan sonra İtalya'nın ayrıksı konumu da kalmıyor. Dominatus devrinde. Dominatus neydi? Rabbani diye tercüme edilir. Çünkü Dominus efendi tanrı demektir. İmparator tanrısallaşmaktadır burada. Rab de efendi ve tanrı demektir. Örneğin Dominus'u Rab diye tercüme edebilirsiniz. Neyse evvelden böyleydi. İtalya arazilerinde daha ayrıksı bir statü deydi. Zaman aşımıyla mal üzerinde mülkiyet kazanmak Ius Civile'ye göre. Bu da eşyanın mülkiyeti gayri muayyen kalmasın diyeydi. Yani belirsiz kalmasın. Eskilerin fikrine göre maliklerin kendilerine ait olan şeyleri aramaları için meskur, yani zikredilen demek meskur, müddetler kafi olduğunda böyle vaz edilmişti. Biz ise malikleri bu kadar kısa zamanda mallarından mahrum etmemek, aynı zamanda bu imtiyazı muayyen bir mıntıkaya inhisar ettirmemek için daha iyi bir kararla bu mesele üzerine bir emirname neşrettik. Bu emirnameye göre menkuller 3 senede, gayrimenkuller ise uzun zaman zilyet olma ile, yani hazırlar arasında 10 sene, gayipler arasında 20 sene. Hazırlar aynı eyalet içerisinde bulunan kimseler. Gayip, yani orada bulunmayanlarsa başka eyalette uzakta olanlar hesap edilir ve hukuki sebebin müsteni zilyetlikte mülkiyetin iktisabına mütealik olan bu usuller yalnız İtalya'da değil hakimiyetimiz altına idare edilen her yerde tatbik olunur. Fakat bazen bir şeyin zilyetliği büyük bir hüsnü niyetle haiz olunduğu ve bu zilyetlik istenildiği kadar çok müddette devam ettiği halde iktisabi mürür zaman cereyan etmez. Bu nedir? Ez cümle hür bir kimsenin mukaddes veya dini şeyin veyahut kaçmış bir kölenin üzerindeki zilyetlik hali böyledir. Hatırlıyorsanız eşyanın taksiminde daha önceki bölümlerde eşyayı çeşitli kısımlara ayırmıştık ve bunların arasında ne vardı işte res sacra vardı mesela mukaddes şeyler, mukaddes eşyalar örneğin. Bunlar üzerinde mülkiyet tesis edilemeyen eşyalardı. Bir de bunun dışında neler vardı? Mesela res publica, kamu malları vardı. Res nullius, sahipsiz mallar vardı gibi. Veya res universitatis vardı. Bu da neydi? Ortak mal, müşterek maldı. Örneğin nasıl bir kente ait olan mal, bir topluluğa, bir şirkete ait olan mal gibi düşündünüz, değil mi? Böyle
malın da çeşitli ayrımları vardır Roma'da. Söz gelimi nedir işte? Ne kadar iyi niyet olursa olsun, ne kadar süre geçerse geçsin, kutsal mallarda söz gelimi demek ki mülkiye tesis edilmiyor. Bunun gibi çalınmış eşyalar, yani res furtiva ve zihniyetli cebren elde edilmiş olan şeyler, yani resmi pozesa, yani gasp edilmiş veya çalınmış şeyler, yukarıda söylenen uzun müddetli ve iyi niyetli zihniyetlik ile dahi iktisabi mürür zamana, yani zaman aşımına mevzu olamazdı. Zira 12 leva kanunun ile Lex Atinia çalınmış eşya üzerinde, Lex Platia et Iulia ise zihniyetli cebren elde edilmiş şeyler üzerinde iktisabi mürür zamanın cereyanını yasak etmektedir. Yani bakınız gene burada Corpus Juris Civilis ta 12 levha kanununa atıf yapıyor ve o devrin eski kanunlarına, yani Lex Atinia'ya veya da Lex Platia et Iulia'ya göndermelerde bulunarak çalınmış veya gasp edilmiş şeyler her ne kadar bunu elinde bulunduran kimse iyi niyetli dahi olsa ve ne kadar uzun süre elinde bulunduruyor olursa olsun zaman aşımıyla bu tip eşyaların mülkiyetini kazanabilemez. Çalınmış malların ve zihniyetli cebren elde edilmiş olan şeylerin üzerinde iktisabi mürür zaman cereyanı kanun tarafından yasak edilmiştir. Demekle hırsızın veya cebren zihniyet olanın iktisabi mürür zamandan faydalanamayacağı ifade edilmemektedir. Bilhakika bunlara iktisabi mürür zaman hakkı başka bir sebepten tanınmaz. Çünkü sui niyet sahibi zihniyettirler. Yani ne oluyor burada? Kötü niyetli oldukları için fakat bu kimselerden alım, satım veya başka bir sebeple hüsnü niyetle de olsa, yani iyi niyetle dahi olsa o şeyi elde etmiş olanlar dahi kazandırıcı zaman aşımından faydalanamıyor. Bundan dolayı menkul şeyler üzerinde hüsnü niyet sahibi zihniyetlerin iktisabi mürür zamanına malik olmaları kolaylıkla vaki olmaz, mümkün olmaz. Zira başkasının malını satan veya başka bir sebeple teslim eden furtun, yani hırsızlık ika etmiş olmaktadır. Çünkü niye? Söz gelimi eski bir hukuk maksimi. Nemo dat quod non havet. Yani kimse sahip olmadığı şeyi devredemez. Mamafi bazen vaziyet başka türlü olur. Gerçekten şayet bir mirasçı müteveffaya ariyet verilmiş, kiralanmış veya tevdi edilmiş bir şeyin mirasa müteallik zannederek alım, satım, hibe veya cihaz sebebiyle, yani cihaz sebebiyle dotis, çeyiz diye tercüme edebiliriz. Hüsnü niyet sahibi bir kimseye verirse bu kimsenin iktisabi mürür zamanla malik olacağına şüphe yoktur. Yani burada ne oluyor? mirasçı müteveffaya ariyet vermiş. Ariyet neydi arkadaşlar? Ödünç demek ki ariyet burada. Enteresandır. Mesela söz gelimi işte hani diyorum ya böyle biraz şeylere bakın. Etimolojik sözlükten de bakın başka hangi kelimelerle akrabadır mesela diye. Söz gelimi bu ariyet avaryayla da akraba bir kelime. Avarya nedir bilen var mı? Avarya işte deniz ticaret hukukunda söz gelimi bir gemi örneğin fırtınaya yakalandı, batma tehlikesi var söz gelimi. Buna engel olmak için örneğin gemiyi hafifletmek maksadıyla gemideki bazı eşyalar, bazı mallar denize atılırsa o mallar zayi oluyorlar değil mi? Fakat bununla gemi kurtulmuş oluyor. Bu gemi kurtulmuş olduğu için gemide malları bulunan kimseler de bundan faydalanmış oluyorlar dolayısıyla. Malı zayi olan tüccarın zayiatı ortak olarak karşılanıyor. Burada müşterek avarya söz konusu. İşte ariyetten gelir. Bu eksilme demektir Arapçadaki. Eksilme, nakıs olma, azalma manalarında kullanılır. Şimdi ariyet, avarya akraba kelimeler. Fakat bizim dilimize Türkçe'ye nereden gelmiştir bilir misiniz? Aslına bakarsanız İtalyanca üzerinden gelmiştir. Enteresan. Çünkü öncelikle Arapçadan İtalyanca'ya, Ortaçağ Latincesine geçiyor. Oradan tekrar Fransızca üzerinden Fransız ticaret kanunuyla beraber ne oluyor? Türkçe'ye geri geliyor. Hatta İngilizce'deki average kelimesi de buradan gelmektedir. Örneğin işte ortalama manasında kullanılır falan ya. Şimdi elimde benim çünkü bunlar üzerine çalıştığım bir şeyler vardı. İşte ne bu? Nomos Rodion Nauticos diye. İşte eski Rodos denizcilik kanunu üzerine bir şeyler çalıştım. Ben deniz hukuku tarihi üzerine çalıştığım için burada mesela avaryadan bahsediyorken average diye anlatıyor söz gelimi. İşte ne diyor eser örneğin? Diyor ki avarya aslında Ortaçağ Latincesinde kullanılan bir kavramdır. İngiliz hukukundaki average de buradan gelmektedir. Avarya da oysa ki Ortaçağ Latincesine Arapçadan gelmiş oluyor. Ariyetle alakalı eksilme, azalma ile alakalı oradan bakarsanız. Neden? İşte çünkü daha önceden benim hatırlıyorsanız anlatmıştım belki sizlere. Roma, Pax Romana devrinde bütün Akdeniz çevresinde bir ortak pazar ortamı yaratıyor. Dolayısıyla Roma burada hukukuyla beraber burada belirleyici bir konuma da yükselmiş oluyor. Ben bunu söz gelimi size cam örneği üzerinden vermiştim hatırlıyorsanız. İşte arkeolojik buluntular açısından Roma'nın bu devirde işte
ticaretin nasıl canlandığının bir göstergesidir. İşte ne oluyor? Doğu Akdeniz kökenli cam eserlerin bütün Akdeniz havzası içerisinde ve hatta Akdeniz havzası dışarısında Roma İmparatorluğu sınırları dahilinde bulunuyor olması bu büyük pazar ortamını yarattığı bir imkandı diyorduk. Ve 7. 8. ve 9. yüzyıllarla beraber artık ne oluyor? Akdeniz havzasının güney yarısı ne oluyor? İslam egemenliğine giriyor. Ne oluyor? Anadolu'nun güneydoğusuna örneğin işte en ileri Tarsus'a kadar uzanmıştır. Mesela Battal Gazi bu devirdendir. Battal Gazi Türk değildir aslına bakarsanız. O Malatya serdarı Emevilerin serdarıydı. Yani şey onların Türkçe konuşmaması lazım ama işte Cüneyt Arkın'dan Türkçe izliyorsunuz. Öbür tarafta da Endülüs'e İspanya'ya kadar uzanmaktadır ve Akdeniz'in içerisindeki diğer adalarda Arap hakimiyetine girmiştir. Endülüs hakimiyetine girmiştir. Emevi hakimiyetine girmiştir. Dolayısıyla artık Akdeniz piyasasında, Akdeniz ticaretinde Arap tüccarlar ve İslam hukuku egemen konuma yükselmiştir. Dolayısıyla ne oluyor birdenbire artık? İşte bu Roma hukuk ekolüne İslam hukuk ekolünden bir kavram geçiyor. Bu kavram önceden mevcut değil miydi Roma hukukunda? Yok muydu? Vardı aslına bakıyorsanız. Fakat bu isimle anılmamaktaydı. Çünkü eğer tekrar Corpus Juris Civilis'e bakacak olursak, örneğin Corpus Juris Civilis'in içerisinde bir kısım var. Derodia Yaktu, yani Rodos Avaria Kanunu diye günümüz Türkçesine tercüme edebiliriz. Fakat orada Avaria olarak değil, Yaktu olarak ifade edilir. Yaktu da atmak manasına gelir. Örneğin Sezar ne diyor? Alea Yakta Est. İşte zarlar atıldı. Yaktu atmak. Daha ilerleyen dönemlerde artık ne oluyor? Orta Çağ Latincesiyle beraber işte bu İslam egemenliği ortaya çıktıktan ve Akdeniz'in yarısına hakim olduktan sonra artık bu yaktu kavramı yani atma kavramı yerine Arapça avarya kavramı kullanılmaya başlıyor. Ariyetle akrabadır bunlar. Dolayısıyla ne oluyor? Doğrudan demek ki burada deniz ticaret hukuku bağlamında işte Roma hukuku ekolüne bağlı memleketlerle İslam hukuku ekolüne bağlı memleketler arasında bir bağlantı var ve karşılıklı olarak ne oluyor? Hukukları da birbirlerine etkiliyor. Ne oluyor buradan? İşte İslam hukukundan söz gelimi Avaria müessesesi Roma hukuku ekolünün içine giriyor. Ama işte aklın yolu birdir diyebileceğimiz bir şey olduğu için aslına bakarsanız evvelden Roma hukukunda da bu yaktu olarak ifade edilen bir kavramdı. Rodos yasası ile ifade edilirdi. Rodos da aslına bakıyorsanız neydi? Ege Denizi'nin kapısı konumundadır. Yani eski denizciler her daim kıyılardan seyretmek zorunda kaldıkları açık denizde o kadar gidilmediği için Ege Denizi'ne girerken el mahkum Rodos açıklarından geçmek zorunda kalırsınız. Rodos'un yasaları bütün deniz hukuku bağlamında etkileyici olmuştur. Corpus Juris Civilis'in içerisinde yani Roma hukukunun içerisinde de dolayısıyla Rodos deniz yasaları girmiştir. Derodia Yaktu böyle dahil olmuştur. Corpus Juris Civilis'in içerisinde bir bölümdür. İmparator Justinianus'tan sonra İmparator Heraklius devriyle beraber artık Roma'nın resmi dili Latince'den Yunanca'ya geçti biliyorsunuz. Ve artık Roma İmparatorluğu Yunanca kullanan bir devlet olmaya başladı ondan sonra. Ve ondan sonra da Roma devleti Yunanca yasalar çıkartmaya başladı. Ne oldu işte? Ekaloga, Basilika gibi çeşitli bazı başka Corpus Juris Civilis kadar etkin yasa metinleri ortaya çıktı. Ve bu devirlerde de gene bu Rodos deniz yasalarını görüyoruz. İşte söz gelimi bu Nomos Rodion gibi burada karşımıza çıkıyor. Fakat Corpus Juris Civilis'teki Rodos deniz yasalarıyla söz gelimi bu Bizantinist devirdeki Rodos deniz yasaları birbirinden farklıdır. Hayır yoksa ben niye burada hukuk tarihi Roma anlatıyorum? İslam hukuku Roma hukuku karşılıklı etkileşime girmiş oradan oraya bir müessese geçmiş onu anlatıyorum. Keza bunun tersi istikamette de bazı alışverişler mevcuttur. Örneğin Roma hukukundan İslam hukukuna giren bir müessese soracak olursanız vakıf müessesidir. Yani İslam hukukunda karşınıza çıkan vakıflar esasen Roma hukukuna dayanmaktadır. İslam hukukundaki vakıf müessesesi Roma hukukundan İslam hukukuna geçmiştir. Roma ekolünde karşınıza çıkan söz gelimi bu avarya müessesesi de İslam ekolünden gelmektedir. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Fakat bazen durum başka türlü olur. Gerçekten şayet bir mirasçı mütevefaya ariyet verilmiş, kiralanmış veya tevdi edilmiş bir şeyi mirasa müteallik zannederek yani mirasa dahil zannederek alım, satım, hibe veya cihaz sebebiyle hüsnüniyet sahibi bir kimseye verirse. Yani ne oluyor? Örneğin miras bırakan bir kimseye ödünç vermiş bir şey. Ariyette bulunmuş. Aslında bu mirasın bir parçası değil. Fakat bunu alan kimse de bu mirasa dahil zannederek iyi niyetle bu malı bir başkasına devrediyor. Ne şekilde? Alım, satımla, hibeyle veya cihaz sebebiyle yani çeyiz yoluyla başkasına devrediyor. Bu durumda o devralan kişide hüsnü niyet sahibi olduğunu öngörüyoruz. Tabii ki iyi niyetli olduğunu varsayıyoruz. Bu kimsenin kazandırıcı zaman aşımıyla malik olacağına şüphe yoktur bu hallerde. Çünkü onu iyi niyetle başkasına veren mirasçı furtum yani hırsızlık ika etmemiş olduğundan yani burada bir hırsızlık söz konusu değil. Bu şey furtum ile ifsat edilmemiş yani fesat kirlenmemiş olur.
Keza bir köle kadın üzerinde intifa hakkına sahip olan kimse kölenin çocuğunu kendisine ait zannederek satar veya hibe ederse edebilemez. Yani burada bir animus curandi, bir niyet olması lazım. Daha başka bazı hallerde olabilir ki orada hırsızlık furtum ika etmeksizin başkasına ait bir mal bir kimseye nakledilir. Bu takdirde zilyet iktisabi mürür zamanla malik olur. Yani zaman aşımıyla kazanıyor. Toprağa bağlı şeylere, gayrimenkullere gelince malikin gaybubeti yani malikin yokluğu, ihmali veya mirasçı bırakmadan ölümü sebebiyle boş kalan yani münhal olan bir yerde cebir kullanmadan bir kimsenin zilyetine daha kolay geçebilir bu tip şeyler. Her ne kadar bu zilyet başkasına ait bir gayrimenkulü işgal ettiğini bildiği için sui niyet yani kötü niyet sahibi ise de gayrimenkulü hüsnü niyet sahibi bir kimseye yani iyi niyetli bir kimseye teslim eder ise bu kimse uzun zaman zilyet olmakla o yerin mülkiyetini iktisap edebilir. Zira eline geçirdiği şey ne bir res furtiva yani hırsızlık malı ne de cebren elde edilmiş bir zilyetlik hali vardır. Fil hakika bazı eski müelliflerin gayrimenkullerin furtum yani hırsızlık mevzu olabileceklerine dair hükümleri lağvedilmiştir. Yani gayrimenkul çalınamaz. Ve toprağa mütalik olan şeylerin zilyetlerini uzun ve nizasız zilyetliklerini kaybetmemeleri için imparator emirnameleriyle himaye edilmişlerdir. Bazen çalınmış veya zilyetli cebren elde edilmiş bir şey üzerinde iktisabi mürur zamanın cereyanı mümkündür. Ez cümle bu şey yeniden malikin yedi iktidarına geçmişse neydi yedi iktidar? El demek değil mi Arapça? Yani eline geçmişse vaziyet böyledir. Fil hakika bu takdirde o şey üzerinde ayıp ortadan kalkmış olduğundan iktisabi mürur zaman cereyan eder. Hazinemize fiskus mütealik şeyler üzerine iktisabi mürur zaman cereyan etmez. Yani devlet hazinesine ait şeyler üzerinde kazandırıcı zaman aşımıyla malik olunabilemez. Fakat Papinianus'un yazdığına göre münhal mallar yani boşta kalan mallar yani bona vocatia içinde bu mallar hazineye ihbar edilmeden önce hüsnü niyet sahibi bir alıcıya bir şey teslim edilmişse iktisabi mürür zaman cereyan edebilir. Burada bona vocatia yani münhal maldan kasıt nedir? Örneğin bir kimse ölüyor ve öldükten sonra mirasçısı yok. Dolayısıyla bu mal ne olur? Son noktada en son mirasçı kimdir? Ben ölsem, çoluğum, çocuğum, ailem, akrabam, hiç kimsem yok. Benim de bir evim var. Kime gider bu mal? Bona vacantia yani münhal maldan kasıt aslında budur. Bir kimsenin mirasçısı olmadan öldüğünde mal nereye gider? Devlete geçer. Yani artık res publica olur. Fakat bunun tahakkuk edebilmesi için arada belli zamanlar var. Yani kişi öldüğünde işte mirasçısı olmadan öldü diye ne olacak? İşte devlet makamlarına bildirilecek ve ondan sonra ancak bu respublika olarak geçecek, kaydedilecek vesaire. İşte bunlar olmadan evvel o esnada bir başkası bu malı işgal ederse bundan bahsediyor bu münhal malda. Yani ne oluyor? Papinianus diyor ki münhal mallar içinden bu mallar hazineye ihbar edilmeden önce yani hazineye haber verilmeden, devletin haberi olmadan iyi niyet sahibi bir alıcıya bir şey teslim edilmişse iktisabi mürür zaman cereyan edebilir. Yani kazandırıcı zaman aşımı işletilebilir. İlahi Pius'un ve İlahi Severus ile Antoninus'un emirnameleri de bu yoldadır. Bunlar da imparator arkadaşlar. Tanrısal ilahi dedikleri bunlar. İşte artık tanrı imparator, tanrı kral oldukları için hala burada ilahi diye geçiyor. Bunlar klasik devirden, eserlerden aktarılmış Corpus Juris Civilis'in içine. Hristiyan dönemde aslına bakarsanız tabii ki de bu imparator Septimus Severus veya da imparator Pius'u tanrı olarak görmüyor Hristiyan Romalılar. Ama eski eserden devir hala bunlar Divius. Yani ilahi diye kayıt düşmüştür bunlarla ilgili. Buradan da en azından söz gelimi bu yazıların, bu kısımların en azından İmparator Konstantinus'tan önce diyelim daha doğrusu. Konstantinus'la beraber ne oluyor? Çünkü Hristiyanlık kabul ediliyor. Ve ne oluyor? İmparator Theodosius'la beraber ne oluyordu? İşte Hristiyanlık devlet dini haline geliyordu. Corpus Juris Civilis'i de açtığınızda Codex Justinianus'un en birinci maddesi devlet dini Hristiyanlık falan diye anlatır gider. Zaten bu Justinianus'un Institiones'inde okuyorsanız eğer bakınız başlangıçta işte nasıl başlıyor? Tanrı'ya övgüyle başlıyor vesaire. Nihayet iyi niyet sahibi alıcının veya herhangi bir hukuki sebebe müstenilen zilyet olan kimsenin iktisabi mürür zamanla yani kazandırıcı zaman aşımıyla malik olabilmesi için malın hiçbir ayıpla malul olmaması lazım geldiğini bilmek icap eder. Yani malın herhangi bir ayıbı varsa kazandırıcı zaman aşımıyla bu malın mülkiyetini kazanamazsınız diyor.
Nedir bu ayıplar söz gelimi? İşte furtum, hırsızlık değil mi? Veya gasp, yanlış bir sebebe istinad eden hata dahi iktisabi mürür zamanı doğurmaz. Mesela bir kimse satın almadığı halde satın aldığını sanıyor veya kendisine hibe yapılmamış olduğu halde hibe dolayısıyla zilyet olduğunu zannediyorsa iktisabi mürür zamanına malik olamaz. Müteveffa hesabına başlamış olan uzun zamanlı zilyetlik müddeti mirasçı ve bonorum possessor lehine bu sonuçlar gayri menkul başkasına ait olduğunu bilseler dahi ilaveten devam eder. Bonum possessor neydi hatırlıyor musunuz? Bonum possessor dediğimiz arkadaşlar ius civile'de mevcut olmayan, ius civile'ye göre olmayan yurttaşlar hukukuna göre belirlenmemiş bazı mirasçılar var. Ama geçen zamanla beraber işte hukukun oluşumu gayesi adalet olduğu için Preator da bir hukuk yaratma hüviyetine haiz. Bir ediktum yayınlar mesela onunla bir hukuk yaratır. Veyahut da başka ne şekillerde hukuk uygular? Zorla. Mesela nasıl zorla? Bir emir vererek, interdictum, dikte ettirmek, interdictum da oradan geliyor. Dikere, dicere, söyleyerek emir veriyor preator. Çünkü preatorun neyi var? İmperium yetkisi var, emretme kuvveti var. Çünkü emrinde silahlı insanlar da bulunabiliyor, silahlı kimseleri de emir verebiliyor. Yani adli kolluk kuvvetleri diye anlayın bunları. Preatorlar general gibi savaşa gidiyor demek istemiyorum ben. Preator, ius civile'de mevcut olmayan bazı haklar yaratıyor. Nasıl yaratıyor? İşte ya edictumuyla yaratıyor. Ya da interdictumuyla emir vererek yaratıyor bunları. İşte bu bonum possessio da böyle bir şeydir. Bir malın zilyetliğini bir kimseye devrettiriyor kreator. Diyor ki bunun zilyetliğini buna devredeceksin diye emir veriyor, interdictum veriyor. Ve o malın devralan zilyetliğini alan kişi de ne oluyor? Zaman aşımıyla onun mülkiyetini kazanıyor. Çünkü kreator bunun adil, bunun hak, bunun insaflı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla böyle olması gerekir diyerek bir emir veriyor. İşte adalet çerçevesinde bir karar veriyor. İnsaflı karar veriyor. Ne oluyor? O zaman diyor ki bunu buna devredeceksin diye. Ne oluyor? Bonum possessio ile yeni bir miras müessesesi ortaya koymuş oluyor. Neyse devam edelim. Müteveffa hesabına başlamış olan uzun zamanlı zilyetlik müddeti mirasçı veya bonorum possessor işte mirasçı veya bonorum possessorla bunu kastediyor. Yani ius civile'ye göre mirasçı olanlar yani mevcut yazılı ola gelen Romalıların hukukuna göre olanlar bir de ondan sonra preatorun yarattığı mirasçılık kastediyor burada. Mirasçı ve bonum possessorla lehine bu sonuçlar gayrimenkulün başkasına ait olduğunu bilseler dahi ilaveten devam eder. Yani kişi öldüğünde mirasçıları ne oluyor? Bu zaman aşımını sürdürebiliyorlar. Fakat şayet müteveffanın zilyetliği hukuka uygun olarak başlamamışsa zilyetlik mirasçı veya bonorum possessor hesabına bunlar hüsniyet sahibi olsalar dahi cereyan etmez. Yani en başlangıçta suiniyet varsa olmaz. Bir emirnamemiz iktisabi mürürü zamanda da zilyetlik müddetinin birbirlerine ilaveten aynı surette devam edeceğini vaz etmektedir. İlahi Severus ve Antoninus'un emirnamelerine göre alıcı ile satıcının zilyetlik müddetleri birbirlerine ilave edilmektedir. İlahi Marcus Aurelius'un emirnamesi mucibince başkasına ait bir malı imparator hazinesinden satın alan kimseye alım satımdan 5 sene sonra malın malikine karşı defi kullanma hakkı tanınmaktadır. Yani ne oluyor burada? Başkasının malını fiskustan, yani hazineden yani devletten almışsanız yani burada devletin bir hatası kabahati söz konusuysa ne oluyor? Bir defi kullanma hakkınız oluyor. Yani malik çıkıp da ya bu benim malımdı diye dava açtığında ve rei vindicatio yani hakkını geri almak için dava açıyor mesela mülkiyetin iadesini talep ediyor. Bununla dava açıyor. Bu durumda dava edilen kimsenin yani bu hazineden bu malı almış olan kimsenin bir defi hakkı oluyor. Evet böyle bir hakkınız vardır fakat ben kendim böyle savunurum ki ben bu malı hazineden, fiskustan almıştım. O defi hakkı ne oluyor dolayısıyla onu korumuş oluyor. Fakat diğer taraftan ilahi Zenon'un bir emirnamesi alım, satım, bağışlama veya başka bir sebeple hazineden bir mal iktisap edenleri tamamen teminat altına alarak gerek davacı gerek davalı vaziyetinde derhal emniyette olmalarını tensip etti. Tensip de nasipten geliyor yani uygun gördü. Oradan anlayayım bunu. Bu devredilmiş mallar üzerinde mülkiyet veya ipotek sebebiyle dava hakkını haiz olduklarını zannedenlere gelince mukaddes millet hazinesini dava edebilmeleri için 4 sene müddetleri vardır. Son olarak neşretmiş olduğumuz bir emirnameye göre
bizim veya Haşmetli İmparatoriçe'nin sarayımızdan bir şeyi iktisap etmiş olanlara da yukarıda bahis mevzu olan hazine tarafından temlik edilen mallara müteallik Zenon'un emirnamesinin hükümleri teşmil edilmektedir. Yani Zenon'un sunduğu haklar bizim ve İmparatoriçe'mizin, yani Theodora İmparatoriçe, onu kastediyor. İmparator Justinianus ve eşi Theodora beraber idare etmekteydi. Theodora çok başarılı bir imparatoriçeydi aynı zamanda. Her ne kadar tarihçi Prokopios kendisinden kötü bahsetse de. Neyse, bunun sebebi de neydi hatırlıyorsanız, İmparator Justinianus aslına bakarsanız avamdan gelmekteydi. Köy çocuğuydu. İmparator olduktan sonra eşi Theodora, imparatoriçe Theodora da aslına bakarsanız avamdandır. Bir tiyatro aktrisiydi. Dolayısıyla Romalı soylular tarafından pek hoş karşılanmazlardı. Dolayısıyla ne oluyor? Bu İmparator Zeno emirnamesi kendi devirlerinde de tekrar edilmiş oluyor. Kendi devirlerinde verilen haklar Zeno'nun devrindeki gibidir. Devam eder diyor. Bundan sonraki başlığımız 5-6-7. Başlık bağışlama, donatios hakkında. Fakat bir saati geride bırakmışız. Ben daha fazla devam etmeyeyim buna. Öyleyse bu oturumu burada sonlandıralım. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.